Peki. Şimdi sen biraz daha anlatır mısın karakterini bana? Aslında ben Tayfun Güneyer'i oynuyorum. Kısmen tam böyle demeyeyim de kendisini yazdığı için ve senarist olduğu için. Hayattan çok artık kaç bölüm yazmış hocam? 1900 küsür bölüm yazdığı için. Ve birazcık da kafası çalışan adam olduğu için biraz asosyal bırakmış kendini. Ormanda tek başına yaşayan, ailesiyle dahi görüşmeyen, etrafındaki aptallıklara çok tahammülü olmayan, birazcık tahammül sınırı da bitmiş olan bir adam. Ve diziyi de artık bitirmek istiyor. Fanlarından da çok sıkılmış dizinin. Çok tutan bir dizi. İşte 1900 bölümdür devam ediyor. Adam artık yazmaktan çok sıkılmış. Yeni şeyler yazmak istiyor. Her senarist gibi. Daha nitelikli filmler yazmak istiyor. Daha nitelikli işler yazmak istiyor. Fakat bitirdiğini söylediği anda bir televizyon programında bir fan tarafından evinde esir alınıyor. Ben de onu bitiremezsin oynuyorum. Diye. Peki fan... senin niye bu? Nasıl bir fan bu? Çok karışık aslında benim. Artık ne kadarını anlatayım, spoiler'a gireyim mi girmeyeyim mi emin olamadım. Çünkü katman katman ama evet aslında benim derdim onunla. Yazdığı şeyi bitmemesi gerektiğin için de çok kişisel sebeplerim var. Ve çok güçlü sebeplerim var. Psikiyatrik bazı problemleri de var mı? Var. Net var. ve aşık zaten ona bir yandan da. Ve onu biraz anlatıyorum, giriyorum. Kaçırıyor yani aslında ve esir alıyor. Ve kendi aslında evinde kendi evinde evet. Esir alıyor. Zaten çok şey bir adam olduğu panik için, panik ve korkaklıkta olduğu için. Robert De Niro ve Jerry Lewis'in de çok benzer bir hikayesi yok mu? New York'ta komedi kralı, King of Comedy olabilir ismi. Evet. Tam doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama. Yani çok benzer şeyler var aslında. Var. Peki esir alıp yazdırıyor mu? Yazdırmak istiyor ama yazmıyor tabii ve ben yazmaya başlıyorum. Ha, onun yerine. Bu çok sonra acayip. Beraber yaz. Evet yani bitmemesi beraber için. Beraber yazmaya başlıyorsunuz. Evet. Sonrasında. Aslında. Yani Necmi'nin ailesi gibi. Anlatılar diziyi şu an. Finalde ne oluyor? Hiç söylemeyelim onu. Final saydam. Final gerçekten. Aslında söylemiş. Anlatmak istediğimiz şey şu. Bir senaristi özgürleştiriyor tutsak alarak. Onu bir kutuya kapatıyor. O artık istediğini hayatını yazmaya başlıyor. Çünkü telefonu çalmıyor, e-mail gelmiyor. İstemediği her şeyi yapıyor. Kimse onu aramıyor. Ve diyor ki ben canım, bir hücredeyim. Bir filme falan atıf yapan bir şey değil bu. Basbayağı evet, sıfırdan orijinal tabii, bir şey. Tabii. Yani bir şey yok. Yok. Özgür olunca kendi filmini yazmaya başlıyor. Ve diyor ki ben... Bir senarist olarak kutuya kapandığımda aslında özgür oluyorum. Beni rahatsız etmezlerse, çünkü yazarların, kreatif insanların iyi çalışabilmeleri için dış dünyadan kopmaları gerekiyor. Yani kapılarının bile çalmaması gerekiyor. Ve bu Can karakterine de, Şahin'e de bu oluyor. Tutsakken özgürleşiyor. Fandom sayesinde. Peki sen bu işin... Çatısını, ana hatlarını ya da yazım sürecini Japonya'da mı yaşadın? Yok, Türkiye'de yazdım. Türkiye'de yaşadın. Orası kolay değil. Sushiciye gideceksin, tanışman gerekiyor. Tabii tabii. Neden, bir şey merak ettim. Neden 13 bölüm, yani bu 13 uğursuz rakamla alakası olan? Hayır hayır, yok. Bu 3 ayı kapsayan. Bu birinci sezonumuz bir de. 3 aylık yani televizyon, bir televizyon standardı biliyorsun doğru, abi. Doğru. Ben bu diziler... Üç aylık yapıla. Ben de yapıyorum aynı şeyi. Bunu da birisi icat. Büyük ihtimalle bizim Faruk Bayhan abimiz falan söylemiştir. üç aylık yapın demiştir. Ondan sonra... Mevsim, üç aylık mevsimler falan. Faruk abiyle görüşür müsün? Araşır mısın? Görüşürüz. Ben çok özlüyorum onu. Faruk Bayhan. Her programda da bir kere Faruk Bayhan'dan ya da Türk Erenoğlu abimizden söz ediyoruz mutlaka. Yani hakikaten büyük televizyon... Evet. Devleri, arkalarından da öyle devler, yani idareci devler gelmediği için, onlar doğru bir nöbet değişimi yapılmadığı için belki bugün televizyonlar bu halde. Olsaydı bambaşka olacaktı. Peki yani, biz de bunu izleyebilecek miyiz? Evet. Şanslıyız, öğrendik bu işi. Tabii izleyebileceksiniz. 4 Kasım'dan itibaren Connect. Evet. Her hafta yeni bölümler eklenerek devam edecek. Bean Originals diye bir... Bean Originals serisi var, evet. Serisi. Bu hikayeler en az bir inananın çıkmasıyla hayata geçer diye bir laf vardır. Güzel. Fandom hikayesine de en başta Gül Aslan... Bean Originals'ın content manager'ı inandı. Sonra benim yapımcı arkadaşlarım Uğur Atukman ve Itır Özoflu
inandılar. Ve en zor kısmı kastı inandırmak, çünkü çok iyi oyuncular. Ben bugüne kadar hep senaryoyla oyuncu tavladım. Bu işte de öyle oldu. Bu sefer ne oldu? Bu işte... Çok güzel senaryo. Çok iyi kullanmış. Yani ben hiç, onun için biz para pul konuşmadık. Yok, okudular. Adeler ne kadar biz bunu çekmek istiyoruz ki. Eren Vurdem de var oyuncumuz burada değil şu anda. O da polis Ayaz'ı oynuyor. Ve 34 tane dizi yazdım ben bugüne kadar. 34'üne çok fena çakıyorum. Yani bunun çok büyük... Ha, kendi yazdığın işlere çakıyorsun bir de. Evet, hayır. Bütün senaristlerin kaleci olduğunu düşünüyorum. Zavallılar olduklarını düşünüyorum. Yok çünkü bir iş tutmazsa ilk senariste saldırıyorlar. Tutarsa da ilk senariste saldırıyorlar. Evet, doğru. Ama sen de memleketi sallayan işler yazdın yani bugüne kadar. Tabii. Çok parlak, çok büyük oyunlar. Evet, yani yazdığım oldu ama bu işte de işte mesela tuttuğu zaman oyuncular kraldır, tutmadığında senarist zavallıdır. Birazcık eleştiriyoruz. Evet. 25 dakika olması büyük bir konformuş. Onu öğrenmiş olduk. İnşallah bütün işlerimiz olur. 3 bölüm mü izledik işte? Yani 3 bölüm mü izledik, 1 bölüm mü izledik? İzlerken belli değildi. Gerçekten çok keyifli 25 dakika olması. Süre o olmalı bence dizide. Yeterli yani. Yani evet. Şey anlatılıyor. 25 dakika bile olabilir de yani. Hani bu dizi için en azından öyleydi. Resmen bir sezon izlemiş gibi oldum bir bölümde. Ha, bu sezon da bitti. Moduna geçiyorsun artık yani. Biz günlük 70 dakika çekiyoruz. Evet. 80'ler günlük tabii oldu. Ama 80'ler başka 70. bir konu. Onu her şeyin dışında tutuyoruz. Büyük büyük aşkla seviyoruz onu.